para kazanmak uğruna doğanın yok edilmeyeceğini, asıl ve esas olanın doğa, canlılar, insanlar olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu ve benzeri örnekler Türkiye'nin birçok yerinde var. Bunu yakından takip edenler bilir. Karadeniz'inden Akdeniz'ine, Ege'sinden Marmara'sına kadar. Özellikle de Doğu bölge coğrafyasında çokça başvurulan bir yöntem. Evet, burada kullanılan malzemeler, kullanılan kimyasal maddeler maden çıkarma adı altında bölge coğrafyasını, suyu yerle bir etmektedir. Bu kullanılan malzemelerle beraber doğa yok olur, canlılar yok olur, otlar yok olur, hayvanlar yok olur, insan yaşamı da yok olur. Şu an 7 ile 12 arasında köy ve mezranın doğrudan etkileneceği, suyunun, coğrafyasının, yaylasının, otlağının, hatta yaşam alanlarının birebir geçimini sağladığı, yaşam alanının zarar göreceği çok açık. Bugün başlayan bu süreç çok muhtemeldir ki önümüzdeki 3-5 yıl içinde insanların göç etmesine, ana yurdundan, ata yurdundan, toprağından gitmesine sebep olacak. Bu tamamen politik bir duruş. Devletin baskı, zulüm politikalarının bir farklı yansıması. Devlet bu projelerle sıkça ağırlıklı bölgelerde projelerin sebeplerinden bir tanesi de bireyin kendi coğrafyasından, kendi özünden, kültüründen, kendi geçmişinden, kendi hafızasından uzaklaştırma çabasını güdüyor. Şu coğrafya, gördüğünüz şu coğrafya 10 yıllardır, yüzyıllardır, hatta bin yıllardır Kürt coğrafyası, Kürtlerin yaşadığı, kültürünü geliştiği, geleneklerini yaşadığı bir bölge. Ama bu ve benzeri projelerle bunu yok ederek aslında hafıza, Kürt hafızası, kültür hafızası, Kürt coğrafyasında yok etme, izole etme, hatta mümkünse göç etme amacı taşıyor. Buna geçit vermeyeceğiz. Madene yer yok. Bu coğrafya kime aitse onlara ait olmaya devam edecek. Bu doğaya sahip çıkmak gerekiyor ve boşuna bu doğaya sahip çıkılmıyor. Bu doğa çok değerli bir doğa. Bu doğanın topluma bir menfaati var. 10 metrede bir çeşme, bir kaynak akıyor. Ama maden ocağı açılırsa ne olacak? Bir avuç sermayedar kar edecek, para kazanacak. Ama buralar zehir fışkıracak. Yani öbür gün bu dağın eteklerinden akan sularda bir su içmeyeceğiz. Çünkü o sular zehir taşıyacak. Ülkenin her yerinde var. Yani bu sınıfsal bir sorun, etnisel bir sorun, kimliksel sorun. Yani birçok boyutuyla bakmak gerekiyor. Tabii bölgemizde daha kimliksel. Bu halkla birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Burayı yaşatmaya devam edeceğiz. Hiç kimse şunu kabul etmesin. Bir iki ses çıkar, ondan sonra evlerine otururlar, ondan sonra mücadelelerinden vazgeçerler şeklinde bir rüya görmesin. Böyle bir hayal içerisinde olmasınlar. Bu daha başlangıç. Bunu çok iyi bilsinler. Şunu belirteyim, halkın çok büyük bir duyarlılığı var. Hasandin'i koruma yönelik çok büyük bir duyarlılığı söz konusu. Bu yaylanın etrafında onlarca köy ve mezramız var. Bu etrafına konak, bu yaylanın eteklerine yerleşmiş köyler tüm su kaynağını, bakın tüm su kaynağını, hem sulama hem de içme su kaynağını alabileceği tek yer Hasandin Yaylası'dır. Hasandin Yaylası dışında bunların su alma ihtimali söz konusu değil. Hasandin'de yapılacak olan bir maden çalışması sadece Hasandin Yaylası'nın yüksekliği, bu gördüğünüz bu coğrafyayı tek başına etkilemiyor. Bu coğrafyanın etrafına konaklamış, konumlanmış bütün köyleri doğrudan yaşamını, yani insan yaşamını etkileyecektir. Tabii ki burada biz insan yaşamı derken sadece insanın kendisini özne olarak almıyoruz. Sonuçta doğayı bir bütün olarak ele almamız lazım. Bitkilerini, ağaçlarını, hayvanlarını, yabani hayvanları dahil olmak üzere bir bütün olarak korumak zorundayız. Zira doğa sadece insana ait değildir. Bir bütün olarak, yani son 20 yıldır özellikle bunu belirtmek gerekiyor. Son 20 yıl boyunca yani sürekli maden sahaları açmak, sürekli hidroelektrik santral yapmak, sürekli sulama barajları yapmak, bilinçsiz bir şekilde yapmak bir bütün olarak doğamızı katlediyor. Şunu unutmamamız gerekiyor. Burada çıkarılacak olan madenler geçici süreliğine belli bir düzeyde işte bazı şeyleri giderebilir ama bir bütün olarak sürekli sonsuza denk buraları yok edecektir. Bizim sonsuza dek buraları kaybetme şansımız yoktur çünkü başka bir coğrafyamız yoktur. Biz bu çağrımızı genişletmek istiyoruz. Sadece Diyarbakır'daki sivil toplum örgütlerinin sahiplenmesi yetmiyor. Türkiye'de birçok sivil toplum örgütü vardır. Özellikle çevre koruma platformları, çevre koruma dernekleri, ekoloji dernekleri bu konuda güçlüdürler. Ve çalışmasını yürütmeleri lazım. Nasıl ki İliç'e sahip çıkılıyorsa, nasıl Karadeniz'de yapılan bir hidroelektrik santrale karşı çıkılıyorsa, bir bütün olarak bu bölgede, Hasandin'de, Pasur'da yapılacak olan maden sahasına ya maden tal alanına karşı da biz Türkiye'deki bütün sivil toplum örgütlerini desteğe çağırıyoruz.